Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Herkes bizler de iyiyiz. Evet. Sizi çok sık göremiyoruz Pelin Hanım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorum? Vallahi işte hazırlık sürüyor. Çekimler başladı. Benimki de bu hafta başlayacak. Dizinin çekimleri. Direkt taşının. Onun için hazırlık yaparken de tabii Çiğdem'e uğramadan olmuyor. Bakım yaptırmak gerekiyor. Çünkü biraz bir tatile kaçtım. Bir güneş falan alıyorsun. Tabii cildi biraz yenilemek gerekiyor. Bakım gerekiyor. O yüzden de ben Çiğdem'e çok güvendiğim için hep ondayım. Çünkü her şeyin en doğalı. Yani herkes beni şey zannediyor, işte estetik yaptırdı. Evet, çok konuşulmuştu geçtiğimiz haftalarda. Lütfen bu konuya artık bence bir son noktayı koyalım. Çünkü bunu çok soruyorlar bana. Tabii birçok camiadan isim de geliyor ama Perihan abla en başta geliyor. Benim için çok kıymetli, çok değerli, çok onur duyuyorum. Hem çok sevdiğim, gerçekten kıymet verdiğim ablam hem de çok değerli bir sanatçı. Tabii ki kendini bana emanet etmesi çok güzel. Peki şunu ama doğallık önemli. Estetik yaptırdığı iddia edilecek kadar ne gibi işlemler uyguluyorsunuz? Neden böyle konuşuluyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten Perihan ablanın güzelliği biliyorsunuz. Dillere destan. Herkes biliyor. O yüzden kendi cilt yapısı çok güzel. Biz çok daha doğalını tercih ediyoruz ki. Hatta Perihan ablamı söylemek istiyorum. İnanılmaz Perihan abla detaycıdır. Asla doğallığını bozdurmak istemez. Defalarca Çiğdemciğim çok ufak değil mi diye hep her seferinde bana söyler. Benim de uyumu bilir. Biz asla ona mesela botokstan nefret eder. Net söyleyeyim. Herkes böyle birbirine benziyor ya biliyorsun. Sakın Perihan abla hiçbirine benziyor mu? Gerçek bir Perihan Savaş diye. Ne işlemler yapılıyor peki Perihan Hanım'a? Biz ona daha böyle Vitomix uygulamalarıyla daha botoks değil de daha onu yenileyen vitaminler, onarımlar. Çünkü dediğim gibi aslında cildi o kadar doğru kullanmış ki yaşlılık sürecine girmemiş. Cildim bunun da zaten yaşlılık süreciyle yaşla da alakası yok. Yaşlı mı dedi size? Ben anlamadım. İşte yok öyle bir süreçte değil. Gördüğünüz gibi bebek gibi ameliyatsız. Göstermiyorsunuz ama Perihan Hanım. Teşekkür ederim. Gerçekten cildiniz de hani eyvallah. O yüzden estetik yaptırdı diye konuşuluyor hatta. Peki estetiğe karşı mısınız? Hayır. Çok yaygın çünkü artık herkes birbirine benziyor. Şöyle ki karşı değilim ama öyle bir estetik yaptırıyorlar ki bir kere çok genç yaşta başlıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Genç daha cildin pırıl pırıl kadar birazcık baktın bozulmaya başladın, yaşın ilerledi. Tamam ufak ufak ama işte gözleri gerdiriyorlar yukarıya. Hepsi bir bakıyorsun ki şu elmacık kemikler burada bir top olmuş, surat uzamış, kaşlar kalkmış. Hiçbir ifade yok yüzde. Hiçbir ifade yok. Yani hiçbir mimiğini kullanamıyor. Öyle bu çok kötü ya. Yani. Erken yaşta başlıyorlar dediniz ya, sizce kaç yaşlarında başlaması gerekiyor peki? Yani bence 45'ten sonra ufak ufak. Yani ben mesela Vitomix. En doğalından botoksuz. Benim cildim çok kuru ve sürekli nemlenmesi gerekiyor. O yüzden hem nem veriyor evet, cildime. Nem aşısı. Hem vitaminlerle cildi yeniliyor. Çünkü alttaki kolajenler çıkıyor dışarıya. Ve sadece bunu ben estetik yaptıramıyorum. Çünkü benim vitiligolarım var. Bunu da özellikle söyleyeyim. İşte estetik yaptırdı diyenlere söylüyorum. Eğer ben estetik yaptırıp kestirirsem bu vitiligolar çıkabilir ve her tarafıma yayılabilir. O yüzden de estetik yaptıramıyorum ama böyle küçük küçük dokunuşlarla cildimi yeniliyorum. Evet. Sağ olsun Çiğdem'in sayesinde. Çünkü ona güveniyorum. En azından beni o şey hale getirmiyor. O da biliyor çünkü. Evet, asla çok planlı. Pipirik derler ya. Pipirik. Abla söyleyeyim böyle evet. Doğruyu söyleyeyim. O yüzden ben de daha tabii ki dikkat ediyorum ki zaten asla mimiklerin kayıp olmaması gerekiyor. Ve tabii ki yaz döneminde de cilt kuruduğu için nem aşılarıyla, küçük uygulamalarla, biraz da küçük küçük gittiğimiz zaman bence kimse kimseye benzemiyor. Ama bu hani sosis dudaklar, kalın dudaklar, yapay suratlar, yani bizim asla takip etmediğimiz bir şey. Perihan ablayla da artık bunu bence herkes görmüş olsun ki doğallığı bozulmadan aslında bence estetiğe bakış açısı biraz hep korkulu hale geldi ya. Evet. Korkulacak bir şey yok yani. Perihan Hanım, diziye tekrar dönmek istiyoruz. Ekranlara dönüyorsunuz. Nasıl bir hikaye geliyor? Dönem dizisi diye biliyoruz biz. Dönem, evet. Nasıl rolde göreceğiz 80 sizi? 80 dönemi, darbe dönemini anlatıyor. Ben aristokrat bir kadını oynuyorum. bir babaanneyim.
Vallahi hikayemiz çok güzel. Kadromuz çok güzel. Evet, Salih Bademci, Salih Bademci var, Hazal Subaşı var, Özgecim var, Teoman Kumbaracı Başıoğlu var. Yani gerçekten yönetmenimiz Altan Dönmez. Çok güzel bir ekip olduk ve çok güzel bir iş çıkacak. Yani hikaye çok güzel bir hikaye. 80'i anlatmak çok kolay değil ama burada çok güzel anlatılmış. O da seyirciye yansıyacaktır zaten. 80'i yaşayan birisi olarak da böyle bir hikayenin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum doğrusu. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler ederim.